Kalbi karartan dört şey. Kalp nelerle kararır? Bir, namaz kılmamak. Kalbi karartır diyor. İki, çok gülmek. Biz de gülmek için uğraşıyoruz. Ya yani gel bir muhabbet edelim diyor. Gülüp eğlenelim diyor. Çok gülmek kalbi karartır diyor Hazreti Peygamber. Resulullah Aleyhisselam. Üç, çok yiyip çok içmek. Yani böyle aşırı yiyerek uykumuzu getirecek kadar çok yemek. Çok yiyoruz hakikaten. Yani halbuki peygamberimiz doymadan kalkın diyor, acıkmadan oturmayın sofraya diyor. Ne güzel bir ölçü koymuş. Yapamıyoruz. Üç, çok yiyip çok içmek. Dört, içine haram bulaşmış rızık kalbi karartır. Yani merhametsiz olur insan. O haram zehir gibidir. Vücudu zehirler ve haram insan vücudunu öyle lekeler, öyle etkiler ki kardeşlerim birçok sevabı insan işleyemez olur. Mesela cimrileşir. Cimrileşmek bir günahtır. Şimdi yılbaşı geliyor. Bir Hristiyan adetidir çam kesmek. Çamları Süs demek. Efendim onun çamda elma olur mu? Bir Almanların adetiymiş bu ilk başta. Çama elma güya asıyor, hediyeler asıyor. Onun işte İsa'dan geldiğine, Noel, papaz Noel'in onu getirdiğini düşünüyor. Noel bir papazdır. Noel baba demeyin. Müslümanlar buna dikkat etsin. Kendi babanızın dışında birine baba demeyin. Çünkü Resulullah Aleyhisselam kendi babasından başkasına nesep iddia eden soysuzdur diyor. Adam hiç bilmem ne baba diyor. Baba denmez. İnsanın bir tane babası olur dünyada. Bir insanın bir tane babası olur dünyada. Dolayısıyla bir de papaza niye baba diyorsunuz? Onlar papa diyorlar. O papayı bizimkiler babaya çevirmişler. Noel papadır yani. Papayı babaya çevirmişiz biz. Bir Hristiyan ona baba desin. Ona karışmam. Yani Hristiyanlar papazlara baba diyebilir. Fark ediyor musunuz baba lafı nereden geçmiş bize? Biz Anadolu'da Hristiyanlarla Ermenilerle beraber yaşadığımız için o kültür bize geçiyor yavaş yavaş. Halbuki Bizim peygamberimizde, sahabe efendilerimizde öyle bir şey yok. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyor. Sahabe efendilerimiz. Baba demiyor. Mesela Zeyd bin Harise hazretleri Resulullah'ın evlatlığıydı. Niye? Babası geldiği halde babasıyla gitmedi. Hazreti Muhammed'i tercih etti. Ve babasına dedi ki baba ben Hazreti Muhammed'de öyle iyilikler gördüm ki onu bırakıp seninle gelmeyeceğim dedi. Ona hizmet edeceğim dedi Hazreti Zeyd. Mekkeliler ona ne dediler? Artık Zeyd Muhammed'in oğlu dediler. Ve Hazreti Zeyd bin Hariseye Muhammed'in oğlu diye çağırıyorlardı Mekke'de. Allah bu yanlış sözü. Bakın adam Hazreti Muhammed'e baba diyecek. Niye? Satın almış. Resulullah'ın evinde yaşıyor. Babam gibisin ya Resulallah dese ne olur ki? Sen de benim bir babamsın ya Resulallah dese ne olur ki? Allah deme diyor. Ve ma Muhammedin eba ahadin min ricalikum ve lakin Resulallah. Allah söylüyor ya. Ve ma Muhammedun. Muhammed asla sizden birinin babası değildir sizin erkeklerden birinin. Niye? Hazreti Muhammed'in oğulları öldü küçükken. Muhammed kimsenin babası değildir diyor Allah. Erkeklerden hiç kimsenin babası değildir. Kimse Muhammed'e baba demesin diyor Allah. İlla min Rasul. O ancak Allah'ın Rasulüdür. Yani Allah Hazreti Muhammed'e baba demeyin diyor. Millet papaza baba diye bağırıyor. Bu yanlış. Ben kardeşlerimi uyarıyorum. Ağzınızdan çıkan her sözün ahirette hesabı var. Ve ben de burada karınca kaderince bir hatırlatıcı, bir nasihatçı kardeşiniz olarak söylüyorum. Onun için buna dikkat edin yani. Noel baba demeyin. Yani Hristiyanların din adamıydı. Papa Noel diyebilirsiniz, Noel papaz diyebilirsiniz. Hakaret değildir, din adamı bu. Yani Hristiyanların papazı. Dolayısıyla Müslümanların hocası gibi, onların da papazı var. Dolayısıyla papaz bir küfür, hakaret filan değildir. Mesela biz birine papaz mısın sen diyoruz. Ya papaz mısın diye hakaret edilmez. Papaz Hristiyanlıkta Hristiyanların inancında bir din adamıdır. O onun kendi dinidir. Bir Müslümana papaz denmez. Müslüman dinin sembolleri vardır ama onların kendi ritüelleri ayrıdır. Bu çam süsleme Hristiyanların oturmuş bir geleneği olduğu için ister esnaf olsun, ister evinde olsun, bunu yapan bir Müslüman Gayrimüslim bir adeti yaşattığı için Allah'a bunun hesabını verir. Yani bereketi kaçar, kazancının hepsi günahtır demiyorum dikkat edin. Ama bir Müslüman Müslüman bir dükkan sahibi, esnaf öyle Hristiyan bir adetini Müslümanları alıştırdığı için ahirette bunun hesabını verir. Allah ne ceza verir bunu ben bilmem. Mesela geçenlerde güzel de bir söz duydum. Hayri Kırbaşoğlu Hoca yazmıştı bir internette. Başkasından alıntı olarak yazmıştı. Hoşuma gitti yani. Ee, diyor ki orada sözü söyleyen adam, Allah'ın kullarına soracağı soruyu sen sorma. Namaz kılıyor mu, oruç tutuyor mu, şunu yapıyor mu? Bunu Allah sorar diyor. İnsanın insana soracağı soruyu sor. Hasta mısın? Bir derdin var mı? Benim yapabileceğim bir şey var mı? İnsansan insana insanın soracağı soruyu sor. Allah'ın soracağı soruyu sen sorma diyor. Çok güzel bir söz. Dolayısıyla kardeşlerim biz birbirimize nasihatçıyız. Haramları, günahları biz anlatırız. Siz istediğiniz gibi yaşarsınız. Buna rağmen çamda süsleyebilirsiniz. Doğru bilgiyi al, İstediğin gibi yaşa. Ahirette Allah Resulü de öyle demiyor mu? İ'mel ma şi'te kema tedinü tüdan. Ben diyor size söyledim. Artık istediğini yap. Ne yaparsan sana o sorulacak diyor. Hadis-i şerif Resulullah Aleyhisselam. Dolayısıyla kardeşlerim hindi kesme adeti Hristiyanlıkla bir alakası yok. Bugün baktım biraz internete filan. Çünkü bizim kitaplarda yazmıyor bu hindi nereden gelmiş. Biliyor musunuz İngilizler Türkiye hindiymiş. Hindi, Türk Türk kelimesi, Türkiye kelimesi hindi manasına kullanıyor İngilizler. onu da değiştirmeye çalışıyorlardı bir ara bize hindi diyorlar falan filan diye. Bu hindi eskiden böyle evcil değilmiş. Aynı şeyde av hayvanıymış. Çöllerde yaşayan. İngilizler Amerika'yı işgal edince oraya giden İngilizlere Amerika'nın yerlileri ne bilsinler bunlar milyonlarca Kızıldereli'yi öldüreceklerini. Onlar bu gelen beyaz adam İngilizlere o vurdukları Nevada çölünde deyin, Teksas çölünde deyin, araziden yakaladıkları en kıymetli et, hindi etiymiş. O hindiyi kesip getirir, ikram ederlermiş. O gittikçe gelenekleşmiş, yıl sonunda hep böyle, yıl sonunda hep böyle. O yılbaşının bir sembolü gibi olmuş. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Bizim Türkiye'de de bazı sanatçı, sporcu, bir, bir takım artist tipli arkadaşlar Kurban Bayramı'nda bizim Allah rızası için kestiğimiz kurbanı homur homur homurdanıyorlar. Peki siz biliyor musunuz? Sadece Türkiye'de 350 bin ekstradan hindi kesildiğini. Hindi katliamı diye niye bağırmıyorsunuz? Onun canı yok mu? Öbür taraftan peki milyonlarca çam, plastik değil canlı çam, sırf yılbaşında süslenmek üzere, boy boy. Yani iki yaşında çam var, bebek, 4 yaşında var. Onu kesince bir bebeğe kesmiş gibi olmuyor musun? Fatih Sultan Mehmet ormanlarımdan bir dal kesenin kellesini keserim demiyor muydu? Peki milyonlarca çam kesiliyor. Niye hiç çevreciler, hayvanseverler hiç buna karşı çıkmıyorlar? Bir de israfa alıştırmışlar. Bizi ekstradan para harcamak zorundasın. Yılbaşı geldi, hediyeleşeceğiz. Hediyeleşmek için yılbaşı beklenmez. Bir Müslüman hanımına hediye alacaksa, çocuğuna hediye alacaksa bunu başka gün, yılın günlerinde de yapar. İlla yılbaşına yığmanın bir anlamı yok. Ama yeni yıl geliyor. Yeni yıl Allah hayırlı mübarek eylesin. Biz de biliyoruz aralık bitiyor, ocak 2018 başlıyor. Takvim yeni bir yıl. Dua eder bir Müslüman yeni yıldan dolayı birbirini tebrik edebilir. Yani yeni yılını kutlarım. Allah hayırlı etsin. Kazasız belasız olsun inşallah denir. Bunda bir şey yok. Yılbaşı düşmanı değiliz yani. Bu miladi bir takvimdir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum yılıdır. Sıfır. Bir diye başlıyoruz ya. Hristiyanların inancına göre 24 Aralık'la Kardeşlerim 5 Ocak arasında her günü iddia edenler var. Hangi gün gerçek Hazreti İsa'nın doğumu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Kış gününde aynı böyle bir yılbaşına yakın bir tarihte, aralığın sonunda diyelim, ocağın başında Hazreti İsa doğmuş. Ama gününü bilmiyoruz tam olarak. Bazı Hristiyan mezhepleri, 24'ü 25'e bağlayan geceyi Hazreti İsa'nın doğum gecesi ilan ediyor, onu bir hafta kutluyor, yılbaşı oraya denk geliyor. Öbür taraftan bazısı işte diyor ki bu 29'uydu, 1'iydi diyen var, 3'üydü, 5'iydi, ocağın diyen var, bilmiyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam'a biz salat ve selam ederiz. Selam olsun Hazreti İsa Aleyhisselam Efendimiz'e. Allah ona rahmet eylesin. Allah onun cennetin en yüce derecelerini ihsan etsin. Rabbim bize onun şefaatini nasip eylesin. Hazreti İsa'nın yolu bizim yolumuzdur. Hazreti İsa efendimiz bizim peygamberimizdir. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ı sevmek için bir bahane olarak kullanabilirsiniz. Bunda bir mahsur yok. Ama içine niye haram koyuyoruz? İçki dahil diyor. Ee yılbaşı kutlaması. Ya İsa Peygamber şarapçı mıydı, haşa? İsa Peygamber alkolik miydi, haşa? Alkol, içki, şarap Hazreti Musa'da da haramdı, Hazreti İsa'da da haramdı, Hazreti Davut'ta da haramdı. Yani bu içki hiçbir Peygamberde helal değildi ki. Dolayısıyla bu içki içmek için yılbaşı'nı bahane etmek. İnsana günahı sevdirmektir. Bu çok kötü bir şeydir. Kafir olma sınırına en yakın günah nedir biliyor musunuz? Günahı sevmektir. Günahı sevenin küfre düşme ihtimali yüksektir diyor İslam alimler. Çünkü günahı seve seve önemsiz hale getiriyor. Aman ondan hela haram olur mu ki dese adam gidiyor işte. Bir soru kardeşimiz sormuştu: Besmele çekilir mi? Değerli kardeşlerim, içki içelen bir masaya oturmayın. Oturdunuz besmele çekmeyin. Harama besmele çekmek insanı kafir yapar. Dinden çıkarır. Hele, hele mesela içki içen arkadaşlar varsa şu anda beni dinleyen, o yılbaşı gecesi de yine de hocam sen ne anlatırsan anlat biz kafaya koyduk arkadaş. Biz içeceğiz. Sen hopla zıpla. O senin kararın, bak Ahmet abi, Mehmet abi, Ayşe abla, Fatma abla, içki içeceksen bile sakın ha afiyet olsun demeyin. Afiyet olsun demeyin. Yani içkiye afiyet olmaz içki. Afiyet Allah'ın helal kıldığı şeylerdedir. Haramda afiyet yoktur. Allah affetsin deyin. Tövbe estağfurullah deyin sonrasında. Ama içkiyi ne besmeleyle ne de öyle dua cümleleriyle içki kumar masasına oturmayın. Hocam işte tombala oynuyoruz yılbaşı gecesinde. Kendi ailemiz içerisinde. Yenme, yenilme olmayan bir şey haram değildir. Yani kazanan şunu yapacak. Mesela dese ki biri kaybeden çayı demleyecek dese bu kumardır. Yani hep para değil. Bir cezası varsa bunun kazanının kaybedenin bu kumardır. Dolayısıyla kazanana kaybedene bir ceza, bir kazanma, bir artı, bir eksi yoksa insan oturup yediğinin içtiğinin parasını yine biri vermiş ama kim kazanacağı belli değil. O haram kumar olmaz. O boş vakit öldürmektir. Namazlarını vaktinde kıldınsa bu haram olmaz. Değerli kardeşlerim. Şimdi hanımlar da bana kızacak ama Cevat Akşit hocam gibi söyleyeyim. Kulakları çınlasın. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kadınların nüfusunun çoğalması, erkeklerin azalması kıyamet alametidir diyor bu kadının kötü olduğu erkeğin iyi olduğu için değil ya da erkeğin kötü olduğu kadının iyi olduğu için değil. Allah Azze ve Celle demek ki kıyamet kopmadan önce bir cinsin özellikle sayısı çoğalıyor. Ne olacak? Bu sefer dünya nüfusu düşer. Niye? Kadın nüfusu artıp erkek nüfusu azalınca kardeşlerim dengeli bir hayat olmaz. Hele Dünyanın şu anda gittiği yön Hristiyan dünyayı düşünürseniz. Dünyadaki Müslümanların dışında kardeşlerim yaşayan insanların kadın erkek ilişkisinden anladığı hayat modelini düşünürseniz evlilik dışı beraberlikler ve çocuk sahibi olmamak, olacaksa da bir çocuk sahibi olmak gibi bir modernist kafayı insanlara inandırdılar. Müslüman toplum hariç Müslüman toplum bunu inancıyla belli oranda kırıyor. Müslümanlar aileye önem veriyor. Evlenmeden ben seninle beraber olmam diyor mesela. Ne kadar kadın ne olursa olsun Müslüman bir kadın kolay kolay evlilik dışı beraber olmak istemez. Ama Batı dünyasında anne baba 18 yaşına gelen çocuğu evden kendi kovuyor. Ben sana bakmak zorunda değilim, git diyor kızına. Nereye gidecek önemli değil. Ayıp bir şey değil diyor. Bu dünyanın üçte ikisi böyle yaşıyor şu anda. Ama aileyle yaşayan batılılar da var. Hristiyanlar da var. Dinine sahip çıkan aileyle yaşayan Yahudiler var. Kardeşlerim. Budistler var. Çeşitli dini. Ama az. Bu oran Müslümanlarda çok. Kadın nüfusunun çoğalması bir kıyamet alametidir. Ama bu dediğim gibi kadınlar kötü manasına gelmez. Erkekler kötü manasına gelmez. Bu kıyametin bir alametidir sadece. Hocam dedi hayvanlar alemi kıyamet koparken ne yapacak? Kardeşlerim bir, vahşi hayvanlar şehirlere inecekler. Kaplanlar, o orangutanlar, dev filler modern şehirlere inecekler. Hiç merak ettiniz mi? Hayvanlar çok uzun yol yürüdükleri halde mesela Afrika'da büyük büyük metropol şehirler var. Niye şehirlere gitmezler? Allah kıyamete kadar onlara şehirlere girmeyi yasakladı. Hayvanların içinde bir bilgisayar programı gibi program düşünün. Onlar kendi ortamlarını terk etmiyorlar. Bir gün gelecek o hayvanlar dünyanın koptuğunu anlayacak, doğal ortamı terk edecek. İnsan evden niye kaçar? Çocuk anne baba dövüyordur veya işte uyuşturucu alışkanlığıdır. Affedersiniz özür dilerim Allah korusun. Bir rahatsızlık vardır. Koca koca erkekler de kadınlar da evi terk ediyor mesela. Niye? Bir huzursuzluk oluyor. Artık bura bana cehennem gibi geliyor diyor. Hayvanlar da kıyamet koparken dünyanın pilinin bittiğini anlayacaklar. Ve bulundukları yerden korkuyla çaresiz zaten akıl yok onlarda çaresiz bir şekilde kaçışacaklar ve şehirlere dalacaklar. Şehirlere dalı. Düşünsenize şimdi sabahleyin hadi hayırlı sabahlar dedim bir dışarı çıktın karşında koskoca bir arslan. Evet. Hayvanlar vahşi hayvanlar şehre dalacaklar. Hayvanlar da insanlarla beraber ölecekler. Kardeşlerim zaten yeniden deminki söze dönüyorum Allah'ın merhametidir. Müslümanlar bunu yaşamayacak. Ölmüş olacaklar. Müslümanlar bu korkunç hali düşünsenize. Geçenlerde ben bir hayvan bakıcısını videodan bir çocuk gösterdi bana internetten. Hayvan bakıcısını Hindistan'da aslan parçalıyor. Ne canlı canlı ha. Kameraya da çekmişler alamamışlar adam cazı. Evet, bunun başımıza geldiğini kıyamet kopmadan Allah bize acımış. Bizi nezle gibi, grip gibi bir hastalıkla biz çoktan ölüp gitmiş oluyoruz. Hayvanlar alemi o son turda o çaresizlikle şehirlere dalacaklar. Hayvanlar panik halinde dağılacaklar ama bu dağılma onların da sonunu getirecek. Kimi iklime dayanamayacak kimi şartlar, o korkunç haller o hayvanları da korkutup hayvanların ölümü daha kolaydır. Mesela akrep çaresiz kaldığını hissetsin iğnesini kendine batırır öldürür mesela. Hayvanların yüreği çabuk patlar. Hayvan korkudan ölür bazı olaylar karşısında. İnsan daha güçlü bir varlıktır o noktada. Bu kadar acıya dayanabilir miydik yoksa eğer güçlü olmasaydık? Hani o ağlayan, sızlayan ablalar, teyzeler olur. Anlayışsız bir adamın eline düşmüştür. Neler çekiyordur. Dersiniz ki vah vah ne kadar zayıf. Hayır dünyanın en güçlü insanı o. O kadar acıyı taşıyor taşıyor. Sen taşıyabilir misin? Çok güçlü biri o. Ona acıma sen. Ha onun çözümünü, onun uğradığı zulme karşı miting mi yapıyorsun? Eylem mi yapıyorsun? Yap. Ama ona acımana gerek yok. Değerli kardeşlerim, Mughire İbni Şube radıyallahu an Efendimiz buyurdu ki Deccal'la ilgili en çok soruyu Hazreti Muhammed'e ben sordum dedi. Deccal. Ne bu Deccal hakikaten? Neyin nesi? Bir, Deccal'in bir gözü kördür dedi Peygamberimiz. Tek gözlü bir şey. Demin kardeşimiz internet kıyamet alameti midir dedi ya. Bizim lise yıllarında İmam Lisesi'nde yetiştiğimiz çağlarda derlerdi ki televizyon deccal olabilir mi derlerdi. Televizyon için hani tek göz ya iki göz değil. İnsanda iki göz var. Hayvanlarda iki göz var. Genellikle tek gözlü bir hayvan var mı bilmiyorum. Belki vardır ama genelde balıklardan tutun fillere, insanlardan tutun tavşanlara hemen hemen şekillerimiz ayrı da olsa duyu organlarımız hemen hemen aynı. İki kulak onlarda var, iki burun, burun deliği onlarda var, iki göz onlarda, bizde de var, aynı. Kardeşlerim, televizyon deccal olabilir mi? Hayır olmaz. Niye olmaz? Çünkü televizyonda Kur'an-ı Kerim okunuyor. televizyonda İslam anlatılıyor, televizyonda insanlara faydalı işler de yapılıyor, kötü, ahlaka aykırı, haram, günahlar da oluyor. Herkes yaptığıyla meşgul olduğuyla hesap verecek. Allah herkese kendince hesabını soracak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.